Ankara'nın Altındağ ilçesinde yabancı uyruklu saldırganlar iki Türk gencini bıçakla yaraladı. Mahalleli sokağa döküldü, ortalık bir anda karıştı. Yabancı uyruklu vatandaşların dükkanları, evleri taşlandı. Araya polis girdi ama kalabalığı sakinleştirmek hiç de kolay değildi. Kaymakam Cumali Atilla efendim, vatandaşlarla tek tek konuşup ikna etti ve polis mahallede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Ve maalesef gençlerden biri de kaldırıldığı hastanede bugün hayatını kaybetti. Eline sopasını alan sokağa döküldü. Ev veriyoruz, dükkan veriyoruz, bak dükkanımızı açıklıyor. Yabancı uyruklu saldırganların iki Türk gencini bıçaklaması mahalleyi karıştırdı. Polis gelin, gel, gel. Sakin olun, sakin. Ankara Altındağ'da dün akşam onlarca kişi sokağa döküldü. Yabancı uyruklu kişilere ait ev ve dükkanlar taşlandı. Araçlarına zarar verildi. Olayın fitili bu parkta ateşlendi. İddiaya göre yabancı uyruklu kişiler halı sahaya buradan telleri yırtarak girmeye çalıştı. Ve Türk gençleri onlara tepki gösterdi. Olayda iki Türk genci bıçakla yaralandı. Bir tanesi koruma demirlerine vurmuş. Türk tepesi de demiş ki niye vuruyorsun sen? Vay sen misin bunu dersin? Hemen saldırmışlar. Sahaya girmek için yırtıyorlar. Yaralanan 18 yaşındaki Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler hastaneye kaldırıldı. Göğsünden yaralanan Yalçın'ın durumu ağırdı. Şu sefer kalbi durmuş. Doktorlar müdahale etmiş. Bizim akrabalardan birisi bu yaralanan. Şu kalbine bıçak kullanan bizim akrabalardan bir tanesi o. Olayın ardından mahalleli sokağa döküldü. Ortalık karıştı. Devreye polis ekipleri girdi ve kaymakam bölgeye geldi. Öfkeli kalabalığı güçlükle ikna etti. Bakanlıkla bir görüşeceğiz. Bütün ne gerekirse onu yapacağız. Sakin bir şekilde evlerinize dağılın. Yabancı uyruklu kişilere ait dükkanlara da ve evlere de dün akşam zarar verildi. Görüyorsunuz camlar kırılmış durumda. Ve bugün o dükkanlar kapalıydı. Dükkanları falan hep kapattılar. Mahallede bugün sükunet olsa da öğleden sonra Emirhan Yalçın'ın hayatını kaybettiği haberi geldi. Hastanenin ve gencin evinin önünde toplanan kalabalık duruma tepki gösterdi. Acı haber sonrası gencin yakınları da gözyaşlarına boğuldu. Diğer yaralı Ali Yasin Güler ise sosyal medya hesabından durumunun iyi olduğunu bir fotoğrafla duyurdu. Ankara Valiliğinden de açıklama geldi. Olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Dün gecenin ardından bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Polisler her köşe başında. Burada herhangi bir provokasyona karşı tetikte duruyor. Gözaltına alınan iki kişi akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.